Manisa Medya Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Bir Sağlık Rehberi programında da karşınızdayız. Bugün 7 Kasım 2018 Çarşamba, canlı yayındayız yine karşınızda. Ben bugün televizyon programına maskeyle çıktım. Kendim hasta olduğum için değil. Öncelikle hani izleyenleri merak etmesinler, onu söyleyeyim. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Lösemi hastalığına dikkat çekmek amacıyla bu maskeyle çıktım. Çünkü lösemi hastası çocuklarımız tedavileri boyunca, yaklaşık 2 yıl süren tedavileri boyunca bu maskeyi kullanıyorlar. Ve bunu kullanmaların nedeni hastalığı bulaştırmak değil, bulaştırmasına korktukları için değil, kendi immün sistemleri zayıf olduğu için başka hasta olan kişilerden daha da dirençleri düşük olduğu için hastalığı kapmamak için bunu kullanıyorlar. Bu maske önemli. Lösemi önemli bir hastalık. Çocukluk çağının en sık görülen hastalıklarından bir tanesi. Bizim için önemli. İlk çıktığı yıllarda %100 ölümcül olarak bilinen, halk arasında da kan kanseri olarak bilinen lösemi artık %80'in üzerinde tedavi edilebiliyor. Bu çok önemli. Lösemili hastalarda, çocuklarda Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV'e de destek verilmesi gerektiğini düşünen bir hekimim. Çünkü ülkemizde çok güzel uygulamaları var. Ülkemizde de 1500 ila 2000 arasında civarında çocuğumuzun lösemi tedavisi aldığını biliyoruz. Onun için buradan hem çocuklarımıza destek olmak amacıyla hem de bu koruma destek amacıyla bu maske aracıyla da bunu hatırlatmış olayım. Tabii hem lösemili çocuklarımızın hem de hasta tüm insanlarımız açısından beslenme önemli. Lösemili çocuklarımız için de çok önemli sağlık kalmaları açısından. Bugünkü konuğumuz, buradan da bağlaştırarak söyleyeyim, beslenme ve diyet uzmanımız Sayın Ceyna Uysal. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin. Önce kendini bize tanıtır mısın? Ben diyetisyen Ceyna Uysal, beslenme ve diyet uzmanıyım. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunuyum. 3 yıldır bu işi yapıyorum zaten. Aktif olarak Manisa'da beslenme diyet uzmanlığı yapıyorum. Dediğiniz gibi insanların hayatına dokunmak bambaşka bir şey bu konuda. Ki dediğiniz gibi lösemide beslenmenin çok çok büyük önemi var ki nötropeni dönemlerinde ona uygun beslenme yöntemleri hayat kurtarıcı olabiliyor. Ki özellikle dediğiniz gibi immün sistemleri düşük olduğu evet. için ufacık onların bir bağışıklığındaki çöküş direktman birçok değerine yansıyor. O yüzden her zaman için beslenmeye çok dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Belli yöntemler kullanılıyor o tarz beslenmelerde ki özellikle bağışıklık düşük olduğu için ağız yaraları çok fazla olabiliyor ya da iştah durumları çok düşük olabiliyor. Yeterli enerjiyi alamayabiliyorlar. Bu durumda mutlaka bir beslenme uzmanından zaten destek alması gerekiyor ki kapsamlı hastanelerde zaten mutlaka bir onkoloji doktoru, bir beslenme uzmanıyla birlikte hareket ediyor. Evet. Ki düdüklü tencere yöntemleri, işte evet. ekstradan dondurma tarzı ürünlerle onların direktman sağlık açısından daha iyi olmaları sağlanıyor. Yani bir insanın hayatına dokunmak bambaşka bir şey ki zaten biz de bir nevi bunun için doğru, varız. Doğru. Hele çocuklarımız değil mi? Kesinlikle. Çok onlar bambaşka oluyorlar zaten. Doğru, doğru. Her zaman için çok daha önemli, çok daha bizim için her zaman dikkat gerektiren kişiler oluyorlar. Beslenme de zaten her dalda önemli. Sadece lösemide değil birçok dalda artık beslenmenin doğru. önemi çok büyük ki her gittiklerinde herhangi bir kişinin sağlık problemi olduğunda doktorların önerisi ilk olarak kilosu. Zayıf da olsa, kilo problemi de olsa hep bir beslenme oluyor. Peki o zaman şunu konuşarak herhalde girmek lazım. Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız? Yani sağlıklı beslenmek ne demektir? Ya sağlıklı beslenmek tüm besinleri yeterli ve dengeli almak demek. Tabii ki sağlıklı besinleri gidip buna bir fast food'u dahil edemeyiz. Aldığımız besinler yeterli enerji, yeterli harcanan enerjiyle eşdeğer olduğu takdirde bizim için sağlıklı oluyor. Yani özellikle aldığımız besin eğer ki düzenli bir şekilde bizim bir yaşamımıza dengeli bir şekilde yayılırsa bizim için sağlık niteliği taşıyor. Kalkıp kişi İki öğün besleniyorsa ama sağlıklı besleniyorsa bize hiçbir işe yaramıyor. Çünkü tabii ki sağlıklı beslenmenin içerisine birçok değer giriyor. İnsülin dengesi giriyor, tiroid durumları giriyor. Yani öncelikle sağlıklı beslenmek istiyorsak öncelikle zaten bir rutin check-up yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı değerlendirdikten sonra
yeterli besinleri hayatına sokması gerekiyor. Çünkü hasta insanların kullanacağı besinler farklı hastalara özgü. Biz normal sağlıklı bireylerin bambaşka oluyor zaten. Kesinlikle. Yeterli ve sağlıklı beslenmek dediğimizde aldığımız tüm gıdalar, yani bir diyabet hastası da olsa, bir tiroid hastası da olsa, yeterli ve dengeli olmak zorunda. Yani yasaklı bir besin diye bir şey yok. Biz besinleri yanlış yöntemlerle pişiriyoruz, yanlış yöntemlerde kullanıyoruz, yanlış öğünlerde yiyoruz. O yüzden bize zarar dokunuyor. Peki çok şeye gitmeden, yani öğünden başlayalım. 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün, 5 öğün, yani bu önce öğünü konuşsak. Hani 2 öğün mesela sabah kahvaltısı, öğlen yemeğini atlayayım, akşam yemeği yemek doğru mudur? Yoksa 3 öğün ya da 5 öğün ara öğünler mi yapmak lazım? Ya şöyle, herkesin sistemi aslında birbirinden farklı. Benim uyguladığım sistemde genellikle dengeli beslenme modeli, yani 3 öğün beslenme modeli var. Tabii ki bu kişinin bir vardiyası varsa vardiya durumuna göre değişir. Bir geç kalkıyorsa ya da erken kalkıyorsa buna göre değişir. Ya da ihtiyacına göre değişiyor. Kişi her öğün beslenmeli, her ana öğünü yapmalı ve mutlaka insülin dengesinin daha iyi ayarlanabilmesi için de mutlaka yeterli ve dengeli ara öğünleri yapması gerekiyor. Buna zaten yeterli ve dengeli dediğimiz şey yine hastalıklara göre değişiyor. Kimine uyan başkasına uymaz. Yani herkesin birbirinden farklı bir beslenme modeli vardır ki diyet kişiye özeldir. Hiçbir şekilde bir fotokopi kağıdı çıkarılıp verilen, herkese uygulanan diyetler kesinlikle olmaması gerekir. Biz de tıpta da sözünü biliyorum. Her programda neredeyse söylüyorum ben de. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Kesinlikle. Herhalde birebir karşılığı. Aynen öyle. Çünkü yani şöyle, hastalık olduğu takdirde kişiyi direktman hasta gözüyle görmüyoruz. Yani bu hasta bunu uygulayacak, iyi olacak. Hayır, kesinlikle değil. Bu hastaya bu iyi gelmeyebilir. Sorgulamak gerekir. Ya. Kişiye belki bambaşka bir problemi vardır. O besin ona iyi gelmeyebilir. Zaten deneme yanılma yöntemleri çok kullanıyoruz ki bizde özellikle genelde bayanların en çok sevdiği şeyler bitki çayları böyle. Evet. Listelerde çok istediği şeyler oluyor. Hani kimi tansiyon hastasıdır, bir bitki çayı ona iyi gelir ama kimisi aynı hastalığa sahiptir, iyi gelmeyebilir. Yani mutlaka kişiyle konuşmak ve görüşmek gerekiyor. Her zaman için bir kontrol, bir sistem, mutlaka bir devamı gelmesi gereken bir durum beslenme. Bir de herhalde önemli sorunlardan bir tanesi, şimdi biz günümüz çağında hepimiz çalışan insanlarız. Evet. İşte yoğun iş temposu var. Pratik şeyler arıyoruz. Evet, şimdi görüyorum mesela, ben kendi çalıştığım hastaneden de ben evde kahvaltı yapmaya özen gösteriyorum. Çocuklarımız da olduğu için hem onlara örnek olmak hem de onların kahvaltı yapmasını yapmaya çalışıyoruz. Ama yani herkes bunu başaramayabiliyor. Ellerinde daha çok poğaçalar, simitler, sabah çok kahvaltı fazla yapan çok çalışan arkadaşımız var. Kesinlikle. Sonra öğle yemekleri işte hadi beğenmedik diye veya beğendik. Fast food tarzı yemek zorunda kalıyoruz pratik hızlı olması açısından. Herhalde bunlar da bir sorun oluşturuyor. Yani Türkiye'de obezite probleminin en büyük nedeni zaten bence genetik yapı ve ailedeki yaşantı. Yani bir çocuk mutlaka anne babadan gördüğü şeyi uyguluyor. Yani siz eğer ki çocuğunuzu bir diyetisyene getiriyorsanız, siz karşısına simit poğaça yerseniz tabii ki de o çocuk mutlaka onu yemek isteyecektir. Yani mutlaka ne olursa olsun anne baba onun için bir rol modeldir. Doğru. Ki zaten özellikle çocuk beslenmesindeki en önemli şey de bu. Eğer ki siz çocuğunuza bir şeyler yaptırmak, bir şeylere dikkat etmesini istiyorsanız öncelikle siz ona uygun bir şeyler yapın ki çocuk da size uyum sağlasın. Poğaça, börek, bunun gibi ürünler evet çok lezzetlidir. Hatta hepsinin içerisinde lezzet arttırıcı mutlaka ürünler vardır. Yedikçe yemenizi daha çok arttıran, bağımlılık yaratan ürünler vardır. Ki özellikle damak tadı bizim için en önemli şeylerden biridir ki 21 gün beslenme diye bizim en önemli bir katı kuralımız vardır. Damak tadı 21 gün içerisinde o tatsızlığa alıştığı zaman bir daha unutuyor. Örneğin bir hasta 21 gün baklava yemediği zaman 22. günde aynı baklavayı yediği zaman çok ağır geliyor ona. Yani bunlar biraz daha böyle sabır isteyen bir durum. Ki çocuklar özellikle sebze, meyvelere çok fazla önemsemiyorlar. Bunda da okul çok önemli oluyor. Okulun menülerindeki o
Hamburger, pizza tarzı menüler ki özel okullarda genellikle bu tarz ürünler çok daha, bu tarz listeler daha fazla aslında yoğunlukta oluyor. Memnuniyet artırmak amacıyla. Aynen öyle. Yani mutlaka bir diyetisyen kontrolünde listeler hazırlanması gerekiyor. Mutlaka bir diyetisyen kontrolünde çocukların beslenme planı olmalı ki obezite derecesi azalsın Türkiye'de. Peki yine sözünü böleceğim. Yani sabah başladığımız için söyleyeyim. Sabah kahvaltısında hani bizler açısından hani olmazsa olmaz bunlar olsun ya da şunlar olmasın diyeceğim bir besin grubumuz yani var mı? En önemli şeylerden zaten biri bir anne sütüne eşdeğer olan yumurta. Yani en değerli proteini içeren ve anne sütüne yakın değer taşıyan yumurta. Tabii ki bu biraz da şeye göre değişiyor. Hastalığı var mı yok mu? Bu normal. Sağlıklı bir birey için söylüyorum. Mutlaka tabii. Her gün yumurta, peynir, süt grubu veya bunun haricinde ekmek. Genelde diyet denildiğinde ekmeği kestim moda oluyor ama böyle bir şey yok. Yani ekmek en önemli karbonhidratlardan biridir ki beynin çalışması için mutlaka bir karbonhidrata ihtiyaç vardır. Yani biz genel olarak şahsi olarak listelerimde her zaman için ekmek veya ekmek eşdeğerlerini kullanıyoruz. Ki bence önemli olan ekmek kullanmamak değil, ekmeğin eşdeğerlerini doğru şekilde hayatımızda kullanmak önemli olan. Kahvaltıda tabii ki çeşitli olarak zeytin ve zeytin eşdeğerleri ki bizim değişim listelerimiz vardır. Hasta sıkılmasın diye verdiğimiz. Ekmek dediğimizde birçok ürün ekmeğe eşdeğerdir. Zeytin dediğimizde ki çocukların beslenmesinde avokado mesela çok önemlidir. Bunun gibi şeyler zeytine eşdeğerdir. Veya zeytinyağı türevleri, peynir dediğimizde peynir ve eşdeğerleri. Yani liste dediğinizde her zaman çeşitli olması gerekir ki yeterli vitamin ve minerallerin alınması için. Önemli olan da denge ve çeşitlilik. Ki zaten her geldiğinde hastanın listesi yenilendiği zaman hasta bu sefer çeşitliliği gördükçe sıkılmamaya başlıyor. Aa bunu da uygulayayım, bunu da yapayım bir moduna girmiş oluyor ki daha çok zevk almaya başlıyor. Daha çok yapası geliyor ve en önemlisi beslenmeyi öğreniyor. Bizim beslenmeden anlayışımız 3 köfte 5 sebze kesinlikle değil. Kesinlikle daha çeşitli, daha doğru, daha bilgili ve daha dengeli bir sağlanmış bir liste olması gerekiyor. Peki hem 3 öğün içinde sorayım yani doyuncaya kadar yemeli miyiz yoksa hani hafif böyle bir doygunluk hissettiğimizde o yemeği bırakmalı mıyız? Şöyle söyleyeyim, herkesin bir zaten mide kapasitesi var. Belli bir zamanda doyma duygusu oluşuyor. Ama tabii ki o mide esneklik payı olduğu için biz onu doyurana kadar da yiyoruz. Kesinlikle yapmamız gereken doyana kadar yememek. Çünkü zaten ara öğünleri yaptığınızda siz az bir besinle de doyabiliyorsunuz. Doğru. Ama iki öğün beslendiğinizde o kadar aç giriyorsunuz ki diğer öğüne. Ne yediğinizi bilmeden, elinizin altında ne olduğunu bilmeden besleniyorsunuz ki en büyük yanlışlardan biri de zaten bizim için bu. Aynen. Peki yani anladığım kadarıyla önemli olan üç öğün yememiz. Yani bu an, şu ana kadar konuştuğumuz özetlerse. Kesinlikle. Sabah kahvaltıda özellikle protein, karbonhidrat çeşitli, yağ çeşitli olması almak. Öğle yemeğinde de çok yine de aşırı doyuncaya kadar olmamak kaydıyla yani iyi bir beslenmemizi yapmamız, çeşitlilikle yapmamız. Akşam için de herhalde aynı şeyi öneriyoruz. Akşam için aynı şekilde ki gece ara öğünü dediğimiz şeyde de yatış saatimize göre değişir. Yani eğer ki kişi evine 8'de gidip 8'de yemek yiyorsa, 10'da yatıyorsa bir ara öğüne tabii ki gerek yok. Ama 2'de 3'de yatan bir insan için 8'den 2'ye 3'e kadar olan açlık bizim için çok uzun bir süreli açlık. O zamanlarda zaten kişiye işte şu saatte ara öğün yap, bu saatte tekrar bir ara öğünü yenile şeklinde diyoruz. Ki doğru olan yatmadan 2-3 saat önce artık beslenmenin kapatılması oluyor. Bu çok önemli. Gecede hafif bir beslenme ki ben kesinlikle gece meyve yemeyi önermiyorum. Ama en çok yapılan şeylerden neden de biri bu. Neden önermiyoruz meyve? Çünkü birincisi meyve direktman kana karıştığı için ertesi gün kan şekeri dengesinde bir dengesizliğe neden oluyor. Şekeri sabah yüksek çıkabiliyor kişinin ve gece meyve yemek biraz acıktırabiliyor. İşte. Eğer ki gece meyve yersek en kötü ihtimalle yanına bir süt, yoğurt, ayran koyalım ki şekerimizi kademeli yükselsin. Ama bana göre yememek çok daha iyi bir yöntem. O zaman meyveyi öğle mi yememiz lazım? Öğlen ve ikindi vaktinde olması çok daha mantıklı oluyor. Evet.
Ki zaten meyve yediği takdirde kişi biraz saat 2'ye 3'e kadar uyumuyorsa çok fazla açlık yaşıyor. Bu da genelde gözlemlediğimiz şeylerden biri oluyor genellikle. Peki size ya da bazen bize bir gelip soruyorlar. Yani her gelen diyet yapmalı mı? Yani kimler diyet yapmalı? Herkese böyle diyet ihtiyacı var mı? Bunu nasıl belirliyorsunuz? Ve yani orada kriterlerimiz nelerdir? Kimler diyet yapmalı? Yani aslında şöyle söyleyeyim. Diyet diye bir kavram bence yok. Diyet yerine sağlıklı bir beslenme modeli demek çok daha mantıklı oluyor. Kimler diyet yapabilir? Diyet değil de herkes sağlıklı beslenebilir. Yani ideal kilosunda, ideal beden kütle endeksinde, ideal yağ oranında olan biri de bana geliyor. Ben geldiğinde bana dediği kişi şu oluyor. Yani evet ben geliyorum ama ben sağlıklı beslenmeyi öğrenmek için geliyorum. Bu da aslında doğru bir yöntem. Kimisi evet ideal kilosunda ama sağlıklı beslenmiyor. Şu an aynı kiloda aynı şekilde hayatını sürdürebilir ama 10 yıl sonrasında ya da herhangi bir zaman sonra kişide belki çok daha fazla sağlık problemi olabilir. Daha bir kilo problemi ortaya çıkabilir. Yani aslında herkes sağlıklı beslenebilir. Herkes diyet yapabilir. Diyet dediğimizde eşittir sağlıklı beslenmekse herkes bir diyet yapabilir. Ama mutlaka bir body mass indeksi yüksek olan kişiler kesinlikle bir diyetisyene gidip bir öneri alması gerekiyor. Vücut kilo indeksi dediğimiz bir oranımız var. Evet. Bu oran belirlendiğinde kaçın üzerinde olursan diyet muhakkak yapmak gerekir diye bir kavramımız vardır. Aslında öyle bir şey yok. Bu değer kişinin yaşına göre, kişinin kilosuna göre ve kişinin boyuna göre değişiyor. Biz zaten bunu 25'in altı ve 20 arasını bir normal kabul ediyoruz. Ama tabii ki yaşa göre çok değişkenlik gösteriyor. Geldiğinizde hesaplıyorsunuz onları. Aynen. Boya göre kilosu şeklinde hesaplama yapıyoruz. Bu hesaplama sonucunda kişi birinci derecede obez, ikinci derece obez, en son üçüncü derecede morbid obez olarak değeri belirleniyor. Zaten duruma göre biz ona uygun bir beslenme modeli sunuyoruz. Kademe kademe de kilo verdikçe düşüşü sağlanıyor. O zaman diyet kararı, diyet diyelim artık herhalde ismi, diyet kararı verdik bir kişi. Bir de bu çok konuşulan şimdi popüler diyetler var. Evet. Herhalde onu da seyircilerimiz merak ediyorlar. Evet, yani kimlere hangi diyet, popüler diyet? Biraz da bu konuyu açabilir miyiz? Yani seyircilerimize daha anlatmak adına. Yani aslında popüler diyet diye bir şey yok. Bir kişi popüler diyet ya da şu yöntemi uygulayarak zayıflıyorsun diye bir şey çıkarıyor ve herkes onu uyguluyor. Ki buna özellikle uygun olmayan bazı ürünler kullanılarak yapılan diyetler ekleniyor. Bu sefer ne oluyor? Size uygun olan şey ona uymayabiliyor ki özellikle protein değeri yüksek olan diyetler böbrek hastaları için hele hiç uygun değil, böbreklerine daha çok zarar verebiliyor. Çünkü proteinler böbrekten atılım gerçekleşiyor. Bu sefer de böbreğe yük binmiş oluyor. Burada yine sözünüzü böleceğim. Herhalde yine hani burada programda şunlara önem veriyorum ben. Mesaj vermemiz lazım. Herhalde şu çok önemli mesaj. Aynı şeyi söyleyeceğiz. Diyet kişiye özeldir. Kesinlikle. Yani ben diyetisyen Ceyne Hanım'a gittim. Bana bir diyet verdi. Çok iyi geldi. Sen de bunu uygula diye bir şey değil, olmaz. Kesinlikle değil. Ki zaten mesela bir chia tohumu diyorlar. Çıkarıyorlar. Chia tohumu zayıflatıyormuş. Hayır kesinlikle. Hiçbir besin tek başına zayıflatmaz. Tek bir besin zayıflatmış olsa zaten dünyada obezite diye bir şey kalmaz ki biz bunlarla uğraşmayız. Alın bu besini tüketin siz zayıflayın deriz ki en çok yanlış buradan kaynaklanıyor. Her besin kendine özgüdür ve her besin denge üzerine kurulur. Siz onu uygun bir şekilde kullandığınızda size yararı dokunur ama aşırıya kaçtığınızda size tam tersi zararı dokunur ki chia tohumu şu ara en çok kullanılan şeylerden biri. 2 yemek kaşığı bir dilim ekmeğe eşdeğer, fazla tüketildiğinde omega 3 değeri yüksek olduğu için kan sulandırıcı etkiye sahip, fazla tüketildiğinde sindirim problemi yaratabiliyor. Çok ciddi problemler yani birçok şeyi var, birçok ekstra yan etkisi var. Evet faydalı olduğu kadar zararlı olduğu kısımlar da mutlaka mevcut. Yani her şeyi dengeli kullanacağız. Popüler diyetlere hemen bağlı kalmayacağız. Mutlaka bir diyetisyene başvuracağız nerede olursa olsun.
ondan yeterli ve doğru bilgi alalım ki bize zararı hiçbir şekilde bu diyetlerin dokunmasın. Yani herhalde şöyle bir şey, biz de genelce de işte ben komşum şu ameliyat olmuş, işte fıtık ameliyat olmuş, ben de aynısını olmak istiyorum. Fıtık ameliyatının bile çok çeşitli şekilleri kesinlikle var. Hani bir belli ameliyatlar gibi standart değil. Hı-hı. İşte mide ameliyat için de öyle. Herkese farklı ameliyat yapabiliriz. Biz hep söylüyorum ben hastalara, yani bir fıtık ameliyatıyla diğer bir fıtık ameliyatı arasında dağlar kadar fark olabilir. Çünkü kişi farklı. Evet, bu kadar en basit. Başta ben önemli hep olan kişi. Hastalarıma anlatıyorum. Şimdi yapan hekim olarak ben aynıyım. Yaptığım teknik aynı olabilir ama karşıdaki kişi farklı. Yani, hep ona onun üzerine uyguluyoruz. Uyguladığımız materyal çünkü farklı. Daha önce ameliyat oldu mu? Herhangi tabii bir sağlığı var mı? Problemi var mı? Hatta konu obeziteye getirir. Obezite bile içerisinde ayrı bir risk faktörü biliyorsunuz. Yani hani ameliyat kesinlikle sırasında. Kesinlikle. O bile tüm faktörleri değiştirip ek bir tedavi yöntemi uygulamamız gerektirebiliyor yani. Ki popülerleşmeye başladı artık bu tarz ameliyatlar. Bu tarz yöntemlerde ki yani öncelikle zaten bu tarz ameliyatı olsa da aynı kişi mutlaka beslenme, yani en başta yapacağı şey, evet ameliyat oldu ya da başka bir yöntem uygulandı, beslenmeye kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor her türlü, her ne olursa olsun. Peki şeyi sorayım ben, kişiye özgü ideal kilo diye bir şey var mıdır? Yani bunu hep konuşuyoruz. Mutlaka. Ha, yani çünkü benim ideal kilom bu, işte ben şu kadar fazlalığım var denir. Bunu nasıl açıklanabilir? Şöyle, biz kendimiz de belirleyebiliyoruz. Artık cihazlar otomatik kendi de belirliyor artık teknoloji geliştiği için. Biz belirlediğimizde bir body mass index, yani beden kütle indeksini görerekten yapıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği obezite derecesine göre belirliyoruz. İkinci yöntem yağ oranı. Çünkü 60 kilo olan iki insan birbirinden farklıdır ama yağ oranları değişik olduğu için, boyları farklı olduğu için. Yani kişinin yağ oranı ve beden kütle endeksi bize en fazla ideal kilosunu belirlettiren kriterlerden biridir zaten. İdeal kilo diye bir şey vardır. Var. Ki ideal kiloya geldiğinde kişi artık koruma yöntemiyle, dengeli beslenme yöntemiyle hayatını bir şekilde dengeye koyabilir. Doğru. Şimdi ideal kilo demişken, şimdi biliyorsunuz yine güncel şeylerden bir tanesi de obezite cerrahisi. Obezite cerrahisinden sonra da gelişen şimdi mide botoksu. Şimdi ben biliyorsun mide botoksunu uyguluyorum. Şimdi vücut kilo indeksi, hatta yönetmenimizden rica edeyim, botoksla ilgili yaptığımız bir işlemle ilgili görüntülerimiz vardı. Vücut kilo indeksi 25 ve 35 arasında olan, yaklaşık 10 ile 20 kilo fazlalığı olan kişilerde uyguluyoruz. Ama burada ben hep şunu söylemek istiyorum. Botoks da olsa, mide cerrahisi de olsa hiçbir yöntem mucizevi bir yöntem değildir. Kesinlikle. Diyetisyenimiz çok önemli, diyet önemli, yapılacak işlem yardımcı yöntem ve spor. Ben üçünü birlikte öneriyorum zaten. Yani ben mide botoksu yaptırdım, kilo vereceğim diye kimse beklemesin. Kesinlikle. Ayrıca botoks her insanda yine farklı, materyal farklı olduğu için farklı etki yaratabilir. Kimin de 10 kilo verdirebiliyorsak değil miydi, belki daha az, daha fazla verilebilir. Ama iyi bir ve yardımcı yöntem, güncel bir yöntem. Aynen. Ekranda da görünüyor. Yani bir endoskopik yöntem. Hastanın hiç hastanede kalmasını gerektirmiyor ve 20 dakikalık bir uygulama, endoskopi yöntemiyle yapılan bir yöntem. Endoskopiyle gidiyoruz. Anestezi uzmanımızın eşliğinde hastamızı uyutuyoruz. Hiçbir şekilde bir şey hissetmiyor. Ve midenin belirli bölgelerini botoks maddesini sulandırarak belirli oranlarda yapıyoruz. Buradaki mantık şu, midenin o kaslarının çalışmasını iptal ediyoruz, azaltıyoruz ve midenin boşalma süresini uzatıyoruz. Normalde biliyorsunuz işte su 15 dakikada giderken genel bir yemekten sonra 4 saat kadar sonra mide boşalabiliyor. Burada amacımız 8 saat 10 saate kadar midenin boşalma süresini geciktirmek. Bu sürede iştah durumunun biraz daha azalmasını sağlamak. Çünkü midenin fundus dediğimiz bölgesinden girelin dediğimiz bir açlık hormonu salgılanıyor. Bu bölgesine de yine bu botoks maddesini enjekte ediyoruz. Ekranda da görünüyor. Anestezi uzmanımız, hemşiremiz, yardımcı personelimizle beraber bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Gayet güvenli bir şekilde. Açlık hissini de azalttığımız için, tokluk hissi yarattığımız için de etkili bir yöntem. Sonuçta ne olursa olsun hepsinin yanında diyet de var.
Kesinlikle. Bu çok önemli. Yani tek başına bir yöntem değil hiçbirisi. Evet. Birlikte uygulandığında gayet başarılı sonuçlar alınabiliyor. Biliyorsun beraber uyguladığımız hastalarımız başladık almaya. Evet. Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Alacağımızı düşünüyorum yani buradan. Böyle bir yöntem olduğunu da diyetle beraber hani duyuralım. Duyurmak istedim ben de hani beraberinde. Önemli bir konu. Peki sağlıklı olduğumuzda besleniyoruz. Tabii yani diyet önemli. Belirli diyetler var. Hepsini uygulayabiliyoruz. Onları çok detayına girmek istemiyoruz. Bu programda dediğim gibi amacımız belli mesajlar vermek hastalarımıza. Evet, evet işte 3 öğün yiyelim. Bu çok önemli. Dengeli beslenelim. Öğünümüzde çeşitler olsun. Karbonhidrat, protein ya. Öğün atlamamak herhalde çok önemli. Evet. Bunu önemsiyoruz. Kesinlikle. Eğer yani bir cerrahi yöntem de olsa, bir botoks da olsa. Yani ne olursa olsun öğün atlamamak en önemli şeylerden biri. Evet, her ne kadar midenin mesela botoksta da boşalma süresi gecikse dahi kişiye bizim dediğimiz şey şu. Evet. Sen açlığını hissetmeden mutlaka ara öğünü yap ki diğer öğünde yine açlık krizlerine girme. Bu aynı şekilde cerrahide de geçerli. Botoksta da geçerli ki cerrahide de en önemli şeylerden biri bizim için yine beslenme. Kimisi geliyor obezite cerrahisi olmuş, hiçbir şekilde kilo veremeyebiliyor. Hemen mutlaka kişiyi sorgulamaya geçiyoruz. Evet, dikkat ettin mi? Yaptın mı? En kötü ihtimalle biraz böyle kişiyi daha çok kıstırma yöntemi dediğimiz yediklerini not etmesini istiyoruz. Ki orada bir nevi en azından kişi daha bir kurala bağlayaraktan yediğini içtiğini not ederek hatasını bulmaya daha çok fayda sağlıyor. Tabii bu sağlıklı yani yanlış bir hastalığı olmayan ama işte kilo fazlalığı olan ya da obezite sınırına gelmiş hastalar için çeşitli yöntemler, işte diyetimizi konuşuyoruz. Peki bir de hasta olduğumuzda, çeşitli hastalıklar var, hasta olduğumuzda beslenmemiz nasıl olmalı? En basitinden bir, şimdi tam sonbahar dönemindeyiz, kış dönemine girdik. Grip salgını kapıda, kısa bir dönem geçirip tekrar olabilir. Veya farklı hastalıklara özgü diyetlerimiz. Yani gripte yapılan en büyük hata şu oluyor. Ben bol bol meyve yiyeyim, çok meyve suları içeyim, bol bol bitki çayı içeyim, iyileşeyim. Zaten öyle bir şey olmuyor kesinlikle. Yani siz zaten bu hastalığı kaptınız. Size evet destekleyici bir yöntem ama kesici bir yöntem zaten değil bu tarz ürünler. Bağışıklık düşük olduğu için bağışıklığı arttırıcı ürünler kullanıyoruz. Bitki çayları kullanıyoruz. Ama kişilerin yaptığı en büyük yanlış şu oluyor. Bizde abartma huyu var. Bir bitki çayı verdiğimizde dahi kişiler böbreklerinin yorulduğunu düşünmeden bol bol onları içmeyi, bol bol daha fazla onları yapayım, daha iyi gelsin düşüncesi algısı oluyor. En büyük yanlışlardan biri o. Evet, her şey faydalı ama fazla kullanıldığında her şey zararlı. Buna vitamin içerikli o meyveler de dahil, buna bitki çayı tarzı ödem atıcı ürünler de dahil olmak üzere. Bunun haricinde tiroid hastalarımız geliyor, diyabet hastalarımız geliyor ki en önemlilerinden biri aslında bir nevi beslenme konusunda diyabet hastalarımız oluyor. Çünkü onları biraz daha ikna etmek, bu hastalığın önemini anlatmak, bu hastalıkla beslenmenin önemini anlatmak çok daha etkili oluyor bizim için. Ki diyabet hemşiresi ona nelerin faydalı, nelerin zararlı olduğunu anlatıyor. Ben genel anlamda bir beslenme modeli sunabiliyorum kişiye. Yani bütün hastalıkların farklı farklı beslenme çeşitleri var. Hani buna en küçük bir çocuğun yaşadığı bir hastalık da dahil, büyük yetişkin bir bireyin de hastalığı dahil olmak üzere. Burada herhalde şunu söylemek lazım. Her hastalığı özgü beslenme şeklimiz olması vardır, lazım. Kesinlikle. Bu konuda da profesyonel bir herhalde destek almak mutlaka gerekir. Mutlaka. Yani herhangi bir sağlık probleminiz varsa kesinlikle internetten bir araştırma yaparaktan değil, mutlaka bununla ilgili kim olursa olsun bir diyetisyenden yardım alaraktan yapılması gerekiyor. Bu konuda şöyle bir hemen şeyim olacak. Programdan önce bir 15-20 dakika önce burada teknisyen arkadaşımızla beraber Salih Bey'le görüşüyorduk. Hocam lütfen şunu bir söyleyin. Çevremde çok oldu. İnternete girip bakıyorlar işte gebelikte bir sorun yaşıyor. Bakıyor. Aa işte ben böyle miyim? İşte bir şey bakıyorum. Bu sorunum var. Yani internete bakıp da oradan sonra direkt çözüm alamayacaklarını lütfen söyleyin. Kesinlikle. Doğru. Şimdi çünkü o bilgisayarların bir hissiyatı yok. O sadece bir veriyi yüklenmiş. Onu orada belirtiyor.
hekimlerin, sizlerin hastayı karşında görerek, konuşarak verdiği hiçbir şey alamazlar. Kesinlikle. Tanıyı biz böyle koyuyoruz. Öyle olsaydı zaten bilgisayara verileri girerdik. Öksürük, balgam karşılığında tedavi şu hasta şu çıkar, karşısında tedavi çıkardı. Evet. Zaten hekime de gerek kalmaz ama biz insanız, canlı varlıklarız, ruhumuz var, hissiyatımız var. Bununla beraber hissederek yapıyoruz bu işi. Dokunuyoruz, parmaklarımızı görüyoruz. Bilgisayarın onu yapması mümkün değil. Sorguluyoruz. Yani kan internete tahlilleriniz oluyor. Tabii bir sürü tetkiklerimiz var. Birçok şey yapıldıktan sonra zaten ona göre zaten bir adı konuluyor. Evet. Yani ama genelde herkesin yaptığı en büyük hatalardan biri oluyor. İnternet hekimliği diye bir şey yok. Yani ben hep söyleyeyim, burada program yapıyoruz ama biz şov yapmıyoruz. Yani burada mesaj vermeye çalışıyoruz. Yani buradan bakarak da sadece mesajımızı almasını istiyoruz izleyicilerimiz. Yani ki bizde de çok fazla oluyor. Mutlaka işte kişi şunu gördüm, bunu yapsam olur mu? Ya da şu ürünü satıyormuş arkadaşım, ona çok iyi gelmiş, ben de kullansam olur mu? Ki kesinlikle ticari amaçla satılan, bir eczane dışında satılan ürünler bizim için en büyük zararlı etkileri taşıyan ürünlerden biri oluyor. Birincisi zaten kan tahlili olmadan hiçbir ilaç verilmediği gibi hiçbir bitkisel ürün de kullanılmaması gerekiyor. Mutlaka bir yan etkisi dokunabiliyor. Yani hekimin önerdiği veya bir diyetisyenin önerdiği bir şeyi yapmıyor kişiler. Genelde kulaktan dolma bilgileri tabii daha çok önemsiyorlar ama zamanla artık yanlışlar da bir şekilde düzelmeye başlıyor. Bu konuda izleyicilerimize de bir şey de uyarıda bulunayım. Aralık ayında ilerleyen günlerde bitkisel ürünlerle ilgili çok güzel bir misafirim olacak burada. Bu konuda tecrübe bilgili. Oradan da ondan daha profesyonel bilgilerini alacağız. Onu kesinlikle buradan duyurmuş olayım yani. Peki şimdi dediğim gibi mevsim sonbahar, ondan sonra kış gelecek. Mevsimlere göre de beslenme diye bir şey var mıdır? Yani biz konuştuğumuz şeyi 4 mevsim uygulayabilir miyiz yoksa mevsime özel bir beslenme var mı? Yani zaten her mevsime göre sebze ve meyveler de birbirinden farklı oluyor. O yüzden listedeki mutlaka sebzeler ve meyveler birincisi zaten çeşitleniyor. Diğer birisi ise kış ayı, yaz ayı birbirinden farklı güneşe alma açısını değişiyor. Serotonin hormonun miktarı vücutta azalıyor. Bu sefer ne oluyor? Kişilerde ihtiyaçlar biraz daha değişkenlik gösteriyor. Tatlı ihtiyacı olsun, bunun haricinde su tüketimi olsun. Her şey birbirinden farklı değişkenlik gösteriyor. Mevsimine göre beslenme var ki zaten mevsimine göre sebze meyve kullanmak bütün değerlerimiz açısından en önemli şeylerden biri. Kişi her 4 mevsim iyi bir şekilde beslenmeli ama bir karnabaharını, brokolisini, bunun haricinde bir pancarını, herhangi bir besini de doğru bir zamanda alırsa ondan alacağı vitamin değeri de daha fazla mutlaka oluyor. Ki zaten hastalık ayları, hastalık zamanları da değişkenlik gösterdiği için bu geçiş dönemlerinde kişilerin biraz böyle el ayakta kırgınlığı, yorgunluk hissi, özellikle D vitamini ya da ferritin değerleri çok fazla değişiyor. Zaten bir kan tahlili sonucunda buna uygun mutlaka bir multivitamin desteği alındığı gibi buna uygun da bir beslenme mutlaka hastaya sunuyoruz. Tabii bu konu herhalde cinsiyet de önemli. Özellikle tabii bayan erkek farkı olacaktır. Özellikle kesinlikle. İşte D vitamini dediniz çok önemli. Bayanlardaki kapalılık olma durumu mesela. Tabii. Mesela şimdi sonuçta kapalı olan bir sürü vatandaşımız var. D vitamini yetersizlikleri var. Mutlaka oluyor zaten. Hani onu da benim D vitaminim kapalıyım yetersiz diye değil de mutlaka bir kan tahlili yapılaraktan çözülürse çok daha sağlıklı olur. Çünkü her vitaminin eksikliği zararlı olduğu kadar fazlalığında zararı mutlaka mevcuttur zaten. Doğru, doğru. Peki yine önemli konulardan bir tanesi. Ben hep hastalarıma uyarıyorum. Benim geldiklerinde hastalarım görürler. Masamda bir küçük bir damacana vardır. Su. 1,5 kere su var. Evet, su, hemen anladınız. Yani su tüketmek neden insan için önemlidir? Biz günlük ne kadar su tüketmeliyiz? Yani istedikleri kadar içsinler mi? Ya da en az şu kadar içsinler mi? Diye bir sınırımız var mı bir beslenme diyet uzmanı olarak? Şöyle, su tüketimi aslında herkeste 2-2,5 litre diye bir şey değil. İdrar rengine göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Eğer idrar rengimiz açıksa su içmemiz yeterlidir aslında. Ama idrar rengimiz koyuysa
mutlaka biraz daha suyumuzu arttırmamız gerekiyor. Bu yine kişiden kişiye göre değişir. Bir aktivitesine göre, ikincisi herhangi bir rahatsızlığı var mı, böbrek rahatsızlığı var mı, hangi derece bir yetmezliği var, bunlara göre değişir. Terleme durumuna göre değişebilir. Aktif bir spor yapıyor mu, herhangi bir şeyle uğraşıyor mu, bunlara göre değişir. Çalışma ortamına göre değişir. Fırında çalışan bireyle soğuk bir ortamda çalışan bireyin tabii ki ihtiyacı birbirine göre farklılık gösterecektir. Ama suyun önemi çok çok büyüktür. Ben hastaya geldiğinde evet her şeye uydum diyebiliyor ama su içmediğini anlayabiliyorum. Çünkü vücuttaki o ödemi atamadığı için tartımıza yansımıyor. O zaman dediğimiz şey oluyor. Sen ne yaparsan yap, ne kadar beslenmene dikkat edersen et, su içmediğin takdirde bu kilomu mümkün değil veremezsin. Çünkü vücutta yeterli ödemi atamadığın için tartımızda mutlaka bir yükseklik meydana gelecektir. Haricinde su içmek demek toksin atımının sağlanması demek. Su içmek demek vücuttaki belli bir yağ miktarının idrarla dışarı atılmasını sağlamak demek. Haricinde su en önemli şeylerden biri tatlı krizinin önüne geçiyor. Tokluk duygusunu sağlıyor ki kişi çok aşırı tatlı isteği varsa su tüketimini arttırıp ara öğün yaptığı takdirde mutlaka o tatlı krizlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Tabii reflüsü varsa kişinin doğru zamanda bu suyu tüketmesi gerekiyor. Herhalde gece yatarken kullanmaması gerekiyor. Ya da çok sık idrara gece çıkıyorsa, rahatsızlık hissi verebiliyorsa ona göre yine kullanmaması gerekiyor. Gündüz yeteri kadar alabiliyor. Kimisi evet gündüz içemiyor, gece ben onu bir anda tüketeyim diyor ama suyun fazlası da aşırı bir anda tüketildiğinde yine zarar. Kimisi çok su içeyim, işte çok daha faydalı olsun diyor ama fazla su tükettiğinizde de yine vücutta ödem oluşabiliyor. Çünkü vücut atıyor bu sefer artık depolamaya geçmiş oluyor. Yani ondaki denge de en önemli şeylerden biri. Su içmek cilt açısından da işte bambaşka şeyler açısından da vücuda fayda sağlıyor. Yani özet itibariyle yeterli düzeyde su içmeliyiz. Kesinlikle. Bunun en basit kanıtı da idrar rengimiz. İdrar rengimiz açıldıkça biz yeterli düzeyde su tükettiğimizi görüyoruz zaten. Ama kimisi unutabiliyor. Özellikle en büyük problemlerden biri bu. Aklıma gelmiyor diyor. Benim çok hastam var. Alarm kurabilir telefonu. Evet, bunu en önemli şeylerden biri. Hatırlatıcı notlar yaratabilir. Bilgisayarının herhangi bir yerine ofis ortamında çalışıyorsa koyabilir. Sizin yaptığınız gibi bir damacana, bir şişeyi masasına koyabilir. Tadı kötü geliyorsa lezzetlendirici, aroma verici şeyler atabilir. Eğer sağlık problemi yoksa bir tarçın, nane, limon, maydanoz tarzı şeyler katabilir. Veya bunun haricinde en kötü ihtimalle suyunu en azından belli öğünlerde alır ki öğün yerken onu da tüketmiş olur. Birçok aslında şey var ama kişi yeter ki istesin. Tabii. İstemedikten sonra biz ne dersek diyelim kişiye boş oluyor aslında. Evet, herhalde kişinin bu işi önemsemesi lazım. Önemsemek kesinlikle. En önemli şeylerden biri de bu zaten. Bizde de genelde hani hastalık başımıza gelmeyince önemsemeyiz. Aynen. Diş ağrımız olmazsa diş fırçalamayı unutuyoruz. Aynen. O diş ağrısı oldu, hekime gittik, o bir hafta 10 gün ben dahil olmak üzere daha güzel düzenli fırçalıyoruz. O sonra giderek böyle azalıyor. İşte yani onu unutuyoruz yani ama bu önemli. Yine mesaj verelim. Suyu tüketelim. Su tüketmek sağlık demektir sonuçta. Kesinlikle. Bu sağlığın bir işaretidir sonuçta. Kesinlikle. Zamanımız kısa olduğu için böyle kısa mesajlar vererek belli konulara geçiyorum. Özellikle gebelik de bayanlar için önemli bir dönem. Sonuçta 9 ay civarında bir süreç. Peki gebelikte nelere dikkat edilmeli beslenme konusunda? Şimdi, neler önerirsiniz? Genel anlamda artık gebeler biraz daha bilinçli hareket ediyor. Yani gebelik öncesinde de bir doktora, bir diyetisyene mutlaka danışıyor. Bilmiyorum. Çünkü gebelikte depolar önemli, belli vitaminlerin kullanımı önemli, belli bir ideal kiloyla gebe kalmak da önemli ki birçok hastamız var şu kiloya geleyim artık gebe kalayım şeklinde ilerleyen. Gebelik en güzel, en dünyanın en farklı şeylerinden biri. Zaten trimesterlere göre ayarlıyoruz. Gebelikte enerji ihtiyacı artabiliyor. Gebelikte protein ihtiyacı artabiliyor. Kişiye de aynı şekilde her trimesterin başlangıcında uygun bir program mutlaka oluşturuyoruz. Gebelikte kullanmamız gereken kadar kullanmamız gereken besinler de önemli ki düşük riski oluşmasın. Herhangi bir alerjik reaksiyon vermemesi adına. Bunlardan en önemlilerinden biri zaten maydanoz.
çok düşük riski yaratabilme durumu olduğu için. Bitki çayları kullanımı varsa kesinlikle kesilmesi, ki buna hekim de mutlaka bilgi veriyordur. Haricinde işte nar tarzı, nar ekşisi tarzı, hurma tarzı ürünlerin kullanımının kesilmesi gibi. Yani birçok gebelik için aslında önerilerimiz var bu şekilde. Maydanoz konusu, ben hastalarıma çok öneririm. O bakımdan hani burada söylediğiniz aslında iyi oldu. Yani benim gebe hastalarım çok fazla olmuyor. Evet. Maydanoz biliyorsunuz içinde C vitaminini en çok barındıran yeşilliklerden bir tanesi. Aynen. Sabahları kahvaltıda taze olarak özellikle tüketilmesi önemli. Ama tabii gebelerde dikkat etmek kesinlikle lazım. Onu ayıralım herhalde. Kullanılmaması gereken şeylerden biri. Bir de kişi gebe kalmak istiyorsa ona uygun şekilde. Yani ben evet gebeliğimi duyduğum anda bunlara dikkat edeyim ama gebeliğimi düşüncem varsa böyle bir şekilde mutlaka yine ben bunları baştan keseyim ki bunda en önemli şeylerden biri folik asit alımı. Nöral tüp defektini tetiklememesi adına. Ya mutlaka bir hekime gitmek gerekiyor düşünüyorsanız da ki bilinçli gebelik bilinçli bir çocuk doğumu, bilinçli bir çocuk sağlığını gerektiriyor. Özellikle ceviz, badem, fındık tarzı besinlerin tüketimi ileride bebeğin zeka gelişimi açısından da fayda sağladığına dair de yapılan çalışmalar mutlaka mevcut zaten. Özellikle çeşitli ve dengeli beslenecek yine kişi gebe kaldıysa. Beslenme her dalda önemli. Yani, gebe olsun, çocuk olsun, tabii, yetişkin olsun. Çocuk konusunda da geçeceğim ama gebelikten önemsiyoruz. Çünkü gerçi günümüzde her mevsim, her türlü yiyeceği bulabiliyoruz. Evet. Fakat hani bunu doğru oranda kullanmak, bilinçli kullanmak. İşte mesela şu maydanoz dediğiniz bile bitkide çok önemli. Nar mesela. Nar. Şu mevsim çok tabii fazla. Tabii çok fazla şimdi. Ama gebeler bilmeden kullandığı çok oluyor. Uyaralım buradan gebelerimizi. Aynen. Nar kullanımı da aynı şekilde. Ya katkı maddeli ürünlerin kullanımı, biraz daha bilinçlilik aslında. Herhalde önemli. Doğal beslenmek değil mi? Doğal herhalde esasında o konuda çok girmedik ama herhalde doğal, organik beslenmek. Yeterli protein ihtiyacının olması ki bizde en büyük problem bir 24. haftada falan artık gebe bir şeker için bir yükleme testi yapılıyor. Geliyorlar bir diye yine bir gebelikte gestasyonel diyabet problemi çıkabiliyor. Ondan sonra kişinin aklına geliyor. Aa, ben dikkat etmem gerekiyor. Acil diyetisyene gitmem gerekiyor. Bize çok geliyordu bu şekilde. Ama işte yanlış bu. Siz gebeyim diyerekten, evet canın çekmesin diyerekten her şeyi tüketmeye çalışıyorsunuz ki gebelikte ideal kilo alımı çok önemli. Biz bunu normal bir bireyse 8 ile 12 arasında tutabiliyoruz. Eğer kişi beden kütle endeksi zayıfsa daha fazlaya çıkarabiliyoruz. Kişi eğer ki obez durumuna yakınsa ilk 3 ayda kilo vermesini bile öneriyoruz. Ki kilo veren gebelerimiz de var mutlaka. Yani o yüzden mutlaka gebelik başladığından itibaren doğru ve düzenli beslenmek bizim o belli bir zamandaki o gestasyonel diyabet probleminin oluşmasını mutlaka önleyecektir. Önleyecektir, süper. Ben hadi bir cümleyle gebelik kısmını sonlandırayım. Son yaklaşık 10 dakikamız kaldı. Burada salı günleri yine aynı saatlerde program yapan Mehmet Dürseven Bey var. Tarımdan Hasada isimli program yapıyor. Bundan birkaç hafta önce organik tarımla ilgili çok güzel bir program yaptı. Oradan Ege Üniversitesi'nin bir hocamız getirdi. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Her dönemde organik tabii ki beslenmek önemli ama gebelikte herhalde daha da önemli diye düşünüyorum. Var. Tabii ki daha önemli. Tabii. Peki çocuklarımızla beslenmelerinde nelerine dikkat etmeliyiz? Benim de iki tane çocuğum var. Şimdi dengeli besleyelim diye uğraşıyoruz ama sebze görünce bir koltuk biraz geri kayıyor. Ne önerirsiniz? Ne yapalım? Yani özellikle şöyle söyleyeyim, evde pişmeyen sebzeler, bir anne kereviz sevmiyorsa çocuğuna da yedirmiyordur. Çünkü evinde yoktur, evine almıyordur. Yani her çeşit sebze meyveyi çocuğa belli bir şekilde ona aşılamak gerekiyor. Eğer çocuğunuz havuç sevmiyorsa ona bir beslenme tabağı sunabilirsiniz. İşte havuçtan kulaklar yapabilirsiniz. En azından çocuk onu gördüğünde bir farklılık zannederekten daha fazla yiyebilir. Ya da bir çocuk, bebek yumurta yemiyordur. Muhallebisine katarsınız, blenderdan geçirirsiniz, onu anlamadan yine tüketebilir. Özellikle yumurta, süt, peynir grubu ki zaten büyüme çağındalar. Büyüme çağında kemik gelişimi açısından temeli oluşturan besinlerden biri. Meyve ve sebzelerin birçoğusu. Ki benim en çok önemsediğim şeylerden biri kefir. Ki birçok kişinin sevmediği şeylerden biri. Yani ilk 6 aydan sonra çocuğa eğer damak tadına siz bu tarz tatları alıştırırsanız çocuk o damak tadına onu alıştırır ve unutmaz.
Anne sevmediği için çocuğuna kesinlikle vermemezlik yapmamalı. Çocuğunu onu sevdirmeye çalışmalı. Biz şunu yapıyoruz, çocuğum sevmiyor, çocuğum yemiyor, ben kesinlikle ona bunu vermeyeceğim. Yani bir kekine katmak, bir omletine katmak, bir başka bir şeyine eklemek aslında çok zor bir şey değil. Bir yer, iki yemez ama üçüncü de artık onun damak tadını alıştırabilir. Damak tadımız çocukluktan geliyor. Evet. Ne kadar çeşitlilik çocuklukta sağlarsak o kadar ileriki yaşlarda aslında damak tadımız onları daha kolay alışabiliyor. Burada herhalde o zaman şöyle bir yine mesaj vermek gerekirse, burada anne babalara vermek lazım en mesajı. En önemli şeylerden biri. Soframızda, masamızda yemek çeşitliliğimiz olmalı. Hı hı. Biz de çok sevmeyerek yiyebiliriz ama çocuklarımızın yanında bunu herhalde çok belli etmemek lazım. Kesinlikle. Yani onu biraz özendirmek lazım. Dediğiniz gibi yani havuçta da işte bir şeyler yap, başka bir şey. Yani işte daha özendirici görsel şekilde. Görsel anlamda onun dikkatini çekecek şeyler yapmak aslında onun bir nevi ilgisini daha çok çekecektir ve yeme durumunu daha fazla artacaktır, tetikleyecektir. O yüzden önemli olan aslında anne ve baba. Doğru. Anne baba bunu eğer ki çocuğuna aşılarsa çocuk da bunu bir şekilde hayatına mutlaka geçelir. Sokacaktır. Çok değerli bilgiler aldık. Ben tüm konuklarıma sorduğum son bir soruyla da programımızı sonlandırayım. Tabii meslek hayatınızda biz de birçok farklı kişilerle karşılaşıyoruz, hastalarla. Çok anılar biriktiriyoruz böyle. Evet. Sizin de karşılaştığınız, yaşadığınız bir farklı bir olay, anı varsa biz izleyicimizi paylaşır mısınız son olarak? Ya benim için şöyle söyleyeyim. Birçok şey oluyor aslında. Hani o an görmezden geldiğimiz şeyler mutlaka oluyor. Biz kişilere değişim listesi veriyoruz. Bu değişim listesinde de normal bütün sebze meyvelerin porsiyon ölçüleri ve en altta da ne yerine ne geçer. Mesela poğaça, bir et, bir ekmek, işte iki peynir et grubuna falan girer. Kişiye liste veriyorum. Kişi direktman diyorum beslenmende not et. Hani mutlaka bir göreyim hani senin listeni. Kişinin listesinde işte kahvaltıda poğaça, etten kısmış, poğaçadan koymuş. Koymuş. İşte elmalı kurabiye meyveden kısmış, elma olarak koymuş. Algılamış. Koymuş. Kurabiyenin ununu da ekmekten düşmüş. Mutlaka şey kendine göre bir liste oluşturmuş. İşte. Hani bu biraz böyle değişik olmuştu. Bir de belki biliyorsunuzdur ben de kendim 50 kilo evet verdim. Evet ben onu söylemedim. Hatta aynen. Ulusal bir televizyonda da bir sabah programına katılmıştınız. Programlarımız olmuştu. Okulu bitirdiniz. Bitirdikten sonra da bu öğrendiklerinizi kendi üzerinize uygulayıp bitirmeden önce okuldayken tabii. Okuldayken oldu. Uyguladınız ve evet, evet çok önemli. Yani aslında kişilerin en büyük ilgisini çekip gelmesinin nedeni de bu oluyor. Kendi çünkü uygulamanız. Karşınızdaki kişiyi anlamak. Yani evet ben yasaklıyorum ama kişinin onu zorlanması, işte ortamda onun yenilip onun yiyememesi. Zaten birçok kişinin en büyük sıkıntısı da bu oluyor. Çevresel etmenler oluyor. Yani en büyük şey o oluyor. Kişiler gelirken evet bunun bilincine varıp bu kişi beni anlıyor şeklinde geliyor. Ki gerçekten de anlıyorsun. Çünkü benim annem de çikolatayı bulaşık makinesinin içine sakladı yemeyeyim diye. Buzdolaplarına sakladı. Çok güzel. Ama ben onu bulup yemiştim zamanında. Ama iş akılda bitiyor. Siz isterseniz kafanıza koyarsanız kim karşınızda ne yaparsa yapsın bir şekilde zaten istediğinizi karşılığını evet. alırsınız. Gelen kişiler de çok rahat anlamanıza, empati yapmanıza evet. neden oluyor. Babamın bir lafı vardır, hep bir de küçükten beri söyler. Eşekten düşen anlar. Aynen. Demek ki doğru. Yani hani bu önemli bir söz. Bir hastalık yaşayınca, örneğin ben böbrek taşı düşürdüm. Şimdi böbrek taşı düşürenleri çok iyi anlıyorum. Acısını, çünkü sancı ne olduğunu biliyorum çünkü. Yani bu çok önemli. Kesinlikle. Yaşadıysanız daha rahat anlıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu keyifli sohbet için öncelikle çok teşekkür ben ediyorum teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız için. Sağ olun. Size yaşamınızda, ileriki meslek hayatınızda teşekkür başarılar ediyorum. Diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür tekrar çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Sağ olun. Manisa Medya Televizyonu ekranlarında bir sağlık rehberi programımızdan sonuna geldik. Bugün konuğum beslenme ve diyet uzmanı Sayın Ceyna Uysal'dı. Konumun başında da dediğim gibi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Tekrar bu konuya vurgu yaparak programı bitirmek istiyorum. Lütfen lösemi önemli bir hastalık. Özellikle çocuklarımızda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, dikkat eksikliği, okul başarısına düşme gibi nedenler varsa muhakkak ki bir hekime götürelim. Basit bir kan testiyle tanısı konulabilen ve tedavisi olan artık bir hastalık. Bu nedenle hiçbir şeyi çocuklarımıza küçümsemeyelim ve LÖSEV gibi önemli bir görev üstlenmiş kurmada bağışlarımızı, desteklerimizi esirgemeyelim. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum.